ben buldum dedi, siz tanımak bekersiniz. Bu ne oldu kanım atam? Ne oldu ki? Ben tanımakçımdan nereye geldi? Doğurken ben buldum. آخر او بیام زد. گل صدالی دن توی راج بیا. حجا حتی حاوتی هزار و چه راج ندارم. زو فیلوی زایفه چه. Hatta bir kapanak yani drinaj çok kişi. Tamam mı? Era ziyi değil ya, biz geldik. Nana era. Daha bari pek garın var kız. Ne ya da araç. چه این خودش رو شکوه داشته؟ آقای شور با همه خدا قبیل که باشه نویشه تمام بسلمان ها خدا من Kozan'ı teşhir oken baksın. Evet, kozan'ı teşhir oken. O gire kuşka o gire. O gire kuşka. Çoğudun ne binadın ne bağ o gire? Çoğudun be ona ben. Çoğudun ne bağ, hadi ne bağdan. Hadi teşhir. Hadi teşhir. Hadi teşhir. Noktasındayız. Arka tarafımızda İran, güneyimizde Irak olmak üzere en sınırdayız. Türkiye'nin belki de en önemli köylerden bir tanesi Tekeli köyündeyiz. Bu uzun günlerden insanlarımız oruçlu niyet ettikleri her zaman tabii ki sıkıntılar çekiliyorlar ama burada yaklaşık olarak bizler de imsakla iftar arasında 16 saat 45 dakika gibi bir zaman oruç tutuyoruz. Allah kabul ederse inşallah kabul olur. Bunun dışında insanlarımız erken saatlerinden işi gücü olanlar yine işlerine gidiyorlar. Hazırlıklı yapan insanlar da öğlenden sonra saat 3-4 gibi 2-3 saat kala yöresel yemeklerinden, tandır üzerinden ve işte kendi tezgahları üzerinden yemeklerini hazırlıyorlar. O şekil köyde bir birlik bütünlük var. İnşallah Ramazan'ın vesilesiyle bu birlik bütünlük biraz daha da bağlandı, biraz daha kuvvetlenir. İnsanlarımız her akşam sahurlarda olsun, iftarlarda olsun birbirlerini ziyarete giderler, davet ederler. Birbirlerini komşularını, hal hatırlarını sorarlar. Bu çok kaynaşma, çok güzel bir noktadır burada. İftarlarda her şeyden önce Allah'ın ne nasip ederse ona şükretmek lazım. İnsanlarımız çoğu zaman belki yemek tercihlerini yapıyorlar. Ama bundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktığın zaman çoğu zaman karnı aç iken 3 gün üst üste yemek yemiş, yemek yememiş yani ekmek bulmamış. Biz bugün şükürler olsun çeşit çeşit yemekler bulabiliyoruz. Sofralarımızdan her çeşit yemek bulabiliyoruz. İnsanlarımız zaten bu konuda Allah'a şükürler olsun. Yemek konusundan çeşit çeşit yemekler bulabiliyorlar. Bunu da tabii paylaşıyorlar. Yani komşular olsun, misafir olsun, gelen giden olsun. Burada hiç tanımadığım bir insan da gelirse milletimiz misafirperverdir. Sofralarını hemen alırlar onu. Sofraları millet, cemaat, erkek kısmı camiye gider. Namazını, akşam namazı camide cemaatle kılarlar. Evde kalan bayanlar da o anda sofrayı hazır hale getiriyorlar. Uzun sofralar kuruluyorlar. Bundan daha çok da yöresel yemeklere değer veriyorlar. İşte buna bizim duaba diyebileceğimiz, tırışık diyebileceğimiz, keledüş diyebileceğimiz yemekleri yapıyorlar. Ve bundan sonra da işte hep beraber oturuyorlar. Kimin kısmetine ne düşmüşse o akşam misafir olsun, gelen giden olsun komşularından davet edip götürüyorlar. Böylece bir Ramazan'ı beraberce değerlendirmiş oluyor. Tabii Edirne ülkemizin uzak, bizden bayağı bir uzak bir ili. Evet, en batısında, biz en doğusundayız.
Onlar imsakı bizden geç açıyor, başlatıyorlar. Biz iftarı onlardan erken açıyoruz. Yani yine arada bir saat fark oluyor ama aynı manaya geliyor. Onlar iftarı geç açıyorlar. Biz sahuru erken başlatıyoruz. Tabii ki biz çıktığımız zaman geliyoruz, teravihlerimizi kılıyoruz, bir evde oturuyoruz, cemaat halinde sohbet ederken televizyona bakıyoruz. İşte Edirne'deki arkadaşlarımız, mümin kardeşlerimiz daha yeni iftarlarını yaparken yani biraz tuhafımıza geliyor ama sonuçta da aynı manaya geliyor. Onlar da gene o Ramazan'ın o eziyetinden, o sevabını kazanmak için o saatte katlanmak zorundalar. O tabii ki uzun günlerin denk gelmesi, insanlarımızın çoğu iş sezonu, bu ayda kimisi işte otur bilmem çalışmasını bu ay denk getirmiş ama tabii ki Allah Teala her amelimizin karşılığını bu dünyada bize bildirmiş. Ama Peygamberimizin söylediğine göre sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de var. Orucun sevabını Allah Teala kimse bildirmemiş. Yani demek ki o kadar büyük bir sevap veriyor ki Allah Teala bu oruç için. Bunun kadir kıymetini bizim şu an düşünmemiz belki hayali olur. O yüzden bu uzun günlerde de olsun, kısa günlerde olsun, kışın olsun, soğuk olsun, yaz olsun. İnşallah biz bunu sırf Allah rızası için tutuyoruz ki Peygamberimizin o müjdesine nail olabilelim. İşte cennette bir kapı açılacak. Oruçlu insanların tek buyur diyebilecekleri o kapıdan girebilmemiz için yazın en sıcak günlerinden dahi bu oruca inşallah güç takat yetirebildiğimiz süreyle bu orucu tutacağız ve inşallah bütün müminler de bu sayede oruçlarını tutmuş olacaklar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir kere dua edeyim. Evet, iki kere. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ve şerbu ve lekiyet yenile afiyet. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nerede?